Bilinci. Küçük Bili. Ortanca Bili. Ve Büyük Bili. Keçi ailesi. Büyük Bili ve keçi ailesi. Durmadan yediler otları bitene kadar. Hepsini yediler. Ve hiç de kalmadı. Biçici keçi ailesi. Biçici keçi ailesi. Nehirin üstü ve köprünün yanı kaplı çimenlerle. Yeşil ve lezzetli. Zengin ve sağlıklı. Tam istedikleri gibi taze çimen. Tam istedikleri gibi taze çimen. Nehirden koştu küçük beni ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Ben küçük Bili. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Oh lütfen trol bey, ben çok küçüğüm ve siz çok aç görünüyorsunuz. Ortanca keçi gelecek birazdan. O benden daha büyük ve daha lezzetlidir. İyi bakalım, git buradan. Ben ortanca Bili'yi bekleyeceğim. Nehirden koştu ortanca Bili ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Ben ortanca Bili. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Oh lütfen trol bey, ben çok büyük değilim ve siz çok aç görünüyorsunuz. Büyük keçi birazdan gelecek. O benden çok daha büyük ve çok lezzetlidir. Tamam o zaman. Hadi git buradan, ben büyük keçiyi bekleyeceğim. Nehirden koştu büyük beni ve köprüden atladı. Hopladı zıpladı trolün üstünden ve trol dedi ki ona: Dur! Trolün üstünden zıpladı. Sen kimsin? Dedi trol. Ben büyük Bili. Daha acıkmadan seni yiyeceğim. Bu keçilerin sonu olabilir mi? Bu keçilerin sonu olabilir mi? Büyük Bili boynuzlarını indirdi ve trole saldırdı. Arkasına bile bakmadan kaçtı kötü trol. Dağların ardından kaçtı trol. Ve çok mutlu yaşadılar yeşil çimenlerde. Küçük Bili, ortanca Bili, büyük Bili, keçi ailesi, büyük Bili ve keçi ailesi. Buggy, az önce Huggy'nin elmasını mı aldın sen? Hayır. Hey, elmam gitmiş. Ben almadım. Galiba sana bir hikaye anlatmanın zamanı geldi Buggy. Bir çocuk varmış ve de çobanmış. Gördüğün en şapşal çocukmuş. Bir gün nedendir bilinmez, yalan söylemiş şakasına. Çocuk bağırır: Kurt, lütfen gel. Hadi, hadi, koş, koş, koş. Uzaklardan çiftçi gelmiş kurdu kovalamak için. Kurt yokmuş hiçbir yerde. Sadece şakaydı, eğlenmek için yaptım. Çiftçi demiş: bak genç adam, bana bir daha şaka yapma. Tamam, söz veriyorum. Sonraki gün 10:30'da çocuk bağırmış kurt diye. Uzaklardan çiftçi gelmiş kurdu tekrar kovalamak için. Kurt yokmuş hiçbir yerde. Sadece şakaydı, eğlenmek için yaptım. Çiftçi demiş:
Yanlış bak genç adam, bana bir daha şaka yapma. Tamam, söz veriyorum. Aynı gün saat 2'de bir kötü kurt gerçekten gelmiş. Kurt korkutmuş küçük çocuk oyunları çalmak için. Çocuk varmış. Lütfen gel, hadi hadi koş koş koş. Kurt hadi, bu oyun değil, lütfen gel. Ama kimse gelmemiş. Çok korkmuş, bayılmış, kurt tüm koyunları çalmış. Çocuk çok korkmuş, üzgünmüş, hata yaptığını fark etmiş. Karar vermiş bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. En önemli şey şudur, Her zaman doğru söyle. Bu üç küçük domuzun hikayesi. Bu üç küçük domuzun hikayesi. Bir varmış bir yokmuş. Üç küçük domuzun üç evi var. Sırayla. Üç küçük domuzun üç evi var. Bir varmış bir yokmuş. Benim evim samandan, benim evim ahşaptan ve benim evim tuğladan. Ay! Dedi kurt. Domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. Hayır. Öyle mi? Şimdi haflayıp puflayacağım. Şimdi haflayıp puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Oh hayır! Dedi kurt. Domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni içeri almayacağız. Hayır. Öyle mi? Şimdi haflayıp puflayacağım. Şimdi haflayıp puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Oh hayır! Kaç! Dedi kurt. Domuzcuk beni içeri al, içeri al, içeri al. Hayır, seni içeri almayacağız. Hayır. Öyle mi? Evet. Şimdi haflayıp puflayacağım. Şimdi haflayıp puflayacağım ve evinizi yıkacağım. Sana iyi şanslar. Dedi polis. Yapamazsın. Dedi polis. Yapamazsın. Hayır. Bu üç küçük domuzun hikayesi. Bu üç küçük domuzun hikayesi. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ormanda evde üç boz ayı yaşıyordu. Baba ayı, anne ayı, bebek ayı yemek yemeye oturdular. Ooh,
çok sıcak. Dedi baba ayı, haydi ormana gidelim. O anda godiler geldi ve kapıyı tık tıklattılar. Nak nak nak, kimse yok mu? Godi geldi ve mutfağa girdi. Çok güzel. Kaşığı aldı ama yine de izni yoktu. Baba ayının yemeği çok sıcak. Anne ayının yemeği çok soğuk. Bebek ayının yemeği harika, harika, harika. Goldie yemekten sonra tembel ve yorgunlaştı. Sonra da odasında 3 sandalye gözüne çarptı. Çok rahat gözüküyordu ve onlara oturmak istedi. Baba ayı taburesi çok mu sert? Anne ayı taburesi çok yumuş. Bebek ayı taburesi harika, harika, harika. Godi oraya oturunca aniden yere kapaklandı. Godi yukarı çıktı ve uyuyacak 3 yatak buldu. Çok rahat duruyordu ve hemen uykuya daldı. Baba ayının yatağı çok mu sert? Anne ayının yatağı çok yumuşak. Bebek ayının yatağı harika, harika, harika. Goldiler uykuya daldı ve 3 ayı evine geldi. Hemen sonra fark ettiler, yalnız değillerdi. Birisi yemeği mi yemiş? Dedi baba. Birisi yemeği mi yemiş? Dedi anne. Birisi yemeği mi yemiş? Dedi bebek. Bitirmişler, bitirmişler. Sonra içeriye girmişler. Sizce ne fark etmişler? Birisi sandalyeme oturmuş. Dedi baba. Birisi sandalyeme oturmuş. Dedi anne. Birisi sandalyeme oturmuş. Dedi bebek. Kırılmışlar, kırılmışlar. Yatak odalarında sizce ne fark ettiler? Birisi yatağımda yatmış. Dedi baba. Birisi yatağımda yatmış. Dedi anne. Birisi yatağımda yatmış. Dedi bebek. İşte orada, işte orada. Godiler uyanınca gördüler 3 boz ayıyı. Bağırdı. İmdat! Zıpladı ve oradan hızlıca kaçtılar. Pencere ve kapıdan godiler yok oldular. 3 ayımız şaşkındılar. Yataklarını topladılar ve yemek yemeye oturdular. Ve bu 3 boz ayının hikayesi. Yeah! Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Fare ormanda dolanırken uyandı koca aslan. Aslan fareyi yakaladı, fare korktu ve ağlayarak. Beni bırakırsan sana yardım ederim bir gün. Bana ihtiyacın olduğunda orada olacağım. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan dedi, seni küçük şey, sen ne işime yararsın? Yine de haha beni güldürdün, seni özgür bırakacağım. Teşekkürler. Sonraki gün aslan avdan evine dönüyorken birden tuzağa yakalandı ve de yalnızdı. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Minik fare duydu aslanı, hızlıca oraya gitti. İp
ipi kemirdi. Aslan kurtuldu ve dedi ki, işte şimdi tam bir takım olduk. Aslan cevap verdi, hatalıydım sana bakıp da gülerek. Sen olmasaydın ben de burada olamazdım. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi.